Okulda size genellikle bir eşitlik veriyor ve sizden konik kesiti bulmanız isteniyor. Sonra da sıkıysa grafiğini de çizin deniyor, değil mi? Ve genellikle size verdikleri denklem standart formda olmuyor çünkü eğer olsaydı siz bunu önceki videolarda gösterdiğim şekilde yapabilirdiniz. Öyleyse hadi şimdi böyle bir soru yapalım ve çözüp çözemeyeceğinizi görelim. Yazalım. 9x kare artı 4y kare artı 54x eksi 8y artı 49 eşittir 0. Bu standart formda bir denklem değil. Peki bu ne? Size küçük bir ipucu. Bunun ne olduğunu anlamak istiyorsanız x kare ve y kareye bakmalısınız. Tabii x kare ya da y kare varsa. Eğer sadece x kare ve y varsa, yani y kare yoksa, o zaman büyük ihtimalle bir parabol var karşınızda. Aynı şey tam tersi için de geçerli. Eğer y kare ve x varsa, yani x kare yoksa, o zaman da paraboldür. Ama eğer bir çember, elips ya da hiperbolle karşı karşıyaysak, bir x kare ve bir y kare olmalıdır. Eğer ikisinin önünde de aynı sayı varsa, o zaman bir çemberdir. İkisinin de katsayıları farklı ama bu katsayılar pozitifse elipstir. Eğer bunlardan bir tanesinin katsayısı negatifse ve diğer katsayı pozitifse bu da bir hiperboldür. Bunlar size bazı şeyleri tanımlamanızda yardımcı olur. Ama bunu grafiğe dökmenize ya da standart formda yazmanıza yardımcı olmaz. Tamam, şimdi bu denklemi standart formda yazalım. Bir denklemi standart formda yazmanın en iyi yolu kareye tamamlama yöntemidir. Size kareye tamamlama videosunu tekrar izlemenizi öneririm çünkü standart formda yazmak için bu işlemi yapmalıyız. Burada ilk olarak x ve y terimlerini gruplayacağız. X değerlerini yazalım. 9x kare artı 54x. Y terimlerini kırmızıyla yapalım. Artı 4y kare eksi 8y artı 49 eşittir 0. Kareyi tamamlamak için ne yapabiliriz bir bakalım. Bunlar 9'a bölünebilir ve buradakiler de 4'e bölünebilir. O halde ortak parantezleri alalım, böylece daha kolay olur. 9 parantezini alalım. 9 çarpı x kare artı 9 kere 6 54 artı 6x. Buraya daha sonra bir şey ekleyeceğim, o yüzden boşluk bırakıyorum. Artı dedik, 4 çarpı y kare, eksi 2y. Ve tabi buraya da bir şey ekleyeceğim, o yüzden burayı da boş bırakıyoruz. Artı 49 eşittir 0. Peki buralara ne ekleyeceğiz? Buraya öyle bir sayı eklemeliyiz ki sayıyı koyduğumuzda bu 3 terimli ifade bir tam kare ifade olsun. Aynısı burada da geçerli. Buraya da öyle bir sayı eklemeliyiz ki bu ifade tam kare olsun. Ve tabii ki bu tarafa eklediğimiz sayıyı 9 ile çarpmalıyız. Çünkü 9 katına eklemiş oluyoruz. Ve buraya koyduğumuz sayıyı da 4 ile çarpıp karşı tarafa ekliyoruz. Örneğin buraya 1 eklersek, burası 4 olur. Çünkü bir kere 4, 4 eder. Burada da 1 çarpı 9, yani 9 var. Hadi yapalım. Kareyi tamamlarken ortadaki değerin yarısını alıyoruz. Buradaki değer 6 ve yarısı 3. 3'ün karesini alırsak 9. Unutmayın bu bir denklem, bu yüzden denklemin bir tarafına ne yaparsak karşı tarafına da diğer tarafına da aynısını yapmalıyız. Buraya 9 ekleyerek aslında 9 kere 9'dan 81 eklemiş oluyoruz. Bu yüzden eşitliği korumak için karşı tarafa, diğer tarafa da 81 ekleyeceğiz. Aslında bu yaptığımız yukarıya artı 81 yazmakla aynı şey. Tabii o zaman da buraya 81 eklemeliydik. Şimdi y'li terimlere bakalım. Burada ortadaki terim negatif 2. Negatif 2'nin yarısı negatif 1. Karesini alırsak 1 elde ederiz. Bir kere 4, 4. 4 ettiği için sol tarafa 4 eklemiş oluyoruz. O zaman sağ tarafa da 4 ekliyoruz. Aslında bu yaptığım yukarıya 4 yazmakla aynı şey. Sanki sonradan 4 parantezini almışım gibi düşünebilirsiniz. Tabii orada 4 varsa burada da olmalı. Ve şimdi elimizde ne var? 9 kere x artı 3'ün karesi. Ve bu tarafta da artı 4 çarpı
y eksi 1'in karesi oluyor. 9 kere x artı 3'ün karesi ve bu tarafta da artı 4 çarpı y eksi 1'in karesi oluyor. Eğer bu yöntem biraz karışık geldiyse, karmaşık geldiyse, polinom faktörleme ve kareye tamamlama videolarına tekrar bakabilirsiniz. Ve sonra artı 49 eşittir 0. Artı 81 artı 4, bu da eşittir 85. Tamam, o zaman elimizde 9 çarpı x artı 3'ün karesi ve 4 çarpı y eksi 1'in karesi var. İki taraftan da 49 çıkaralım. 85'ten 50 çıkarsaydım 35 olurdu. 49 çıkarırsam 36 olur. Evet, şimdi biraz standart forma benzemeye başladı. Ama hatırlayın, çember dışında bahsettiğimiz bütün standart formlarda bir y vardı. Ve bunun bir çember olmadığını biliyoruz çünkü farklı katsayılar var. Bu tarafın 1 olmasını sağlamak için iki tarafı da 36'ya bölelim. Eğer hepsini 36'ya bölersek bu terim x artı 3'ün karesi 9 bölü 36, 1 bölü 4 ile aynı şey, bölü 4, artı y eksi 1'in karesi, 4 bölü 36, bu da 1 bölü 9 demek, yani bölü 9 oldu, eşittir 1. İşte oldu. Standart formda ifade ettik. Sorunun başında tahmin ettiğimiz doğruymuş, bu gerçekten bir elipsmiş. Şimdi de grafiğini çizelim. Öncelikle merkezi çizmeliyiz. Peki, elipsin merkezi nerede? X negatif 3'e eşit olmalı. Çünkü bu kısmı 0 yapacak bir değer arıyoruz. Buna göre x negatif 3, y de 1'e eşit olmalı. Çünkü burayı 0 yapacak y değeri 1. Ve işte bu nokta merkezimiz. Bu noktanın yerini gösterelim ve elipsimizi çizmeye başlayalım. Bu elips negatif çeyrekte olacak. Bu x, bu da y eksenimiz. Elipsimizin merkezi 1, 2, 3, negatif 3'e 1 noktasında. X yönünde yarıçap kaçtır? Bunu bulmak için buranın karekökünü almalıyız, yani 2. X yönünde sağ tarafa 2 gidiyoruz. 2 de sol tarafa gidiyoruz. Peki y yönünde ne yapıyoruz? Orada da 3 yukarı ve 3 aşağı gidiyoruz. 9'un karekökü 3, 9'un karekökü 3, 1, 2, 3, burası ve 1, 2, 3 ve burası. Unutmayın, ikisinin de karekökünü almalıyız. Büyük eksen 3'tür çünkü bu uzun olan. Ve 2 de küçük yarıçap çünkü o da kısa olan. Artık elipsimizi çizmeye hazırız. Bakalım nasıl yapacağız. Kahverengiyle çizeyim. Oldu. Bu karmaşık görünen ifadeyi aldık ve sadece kareye tamamlama yöntemini kullanarak bu hale getirdik. X ve y'yi karelerine tamamladık. Sonra iki tarafı da böldük ve standart formda yazdık. Ve bulduklarımıza bakarak bunun bir elips olduğunu anladık. Burada iki tane pozitif terimimiz var ve çıkarma işlemi yapmıyoruz, toplama işlemi yapıyoruz. Farklı katsayıları var. Merkezi 3'e 1 noktasında bulduk, sonra büyük ekseni çizdik, sonra da elipsimizi çizdik. Bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.